Paralel evren yani, aynısı. Burada iman etmeyecek olanlar orada ruh sahibi mi yoksa ölü mü? Dünyada ölü gibi. Tabii. Ölü ama kabul ediyor. Sen şu kalkıyor, gel diyor. Bak ya, dön sırtından, fazla gitme, evet. Gökhan. Bir doğru. Sinan. Sinan, parmak alı Sinan. Evet, olur hemen. Semih. Doğru. Can. Doğru. Eyüp. Eyüp doğru. Fikret. Doğru. Ve Bülent. Bülent dışarı. Evet. Ama koro şefi olur Bülent bence ya. Gözünü düzeltip böyle ya, birden böyle başlıyor başkan yani. Evet. Yani acayip kontrolü altında tutar koroyu maşallah. Neyse, şimdi çocuğun üstüne fazla gitmiyorum. Gökhan dehşet içinde bakıyor. Yapmayayım, tamam. Evet, dinliyorum. Benim sorum şu: Avrupalılar medeniyeti Müslümanlardan mı öğrenmiştir? Benim canımın içi, Allah'ım da olsun, çok çok güzelsin. Dünyalar güzelim. Maşallah, nur gibi elin yüzün. Allah seni kötü her türlü olaydan, insandan korusun. Cennette seni bana dost arkadaş yapsın. Çok muhteşem yüzün, bayağı güzel. Çok zengin görünüşün. Yani müthiş bir ruh zenginliği görülüyor. Başörtün de çok yakışmış canımın içi. Benim güzel yüzümü Allah cennette cemalullahla şereflendirsin. Cennette de bana dost arkadaş kardeş etsin inşallah. Bir daha. Benim sorum şu: Avrupalılar medeniyeti Müslümanlardan mı öğrenmiştir? Endülüs döneminde var. Hakikaten Avrupa'ya medeniyet getiriyorlar Endülüs döneminde. Avrupa çok geri o dönemde. Yani her şey ilkel, yani dehşet verici bir durum var. Hakikaten temizlik, böyle kalite, geniş düşünme, derin düşünme, bilimsel kafa, bilimsel mantık Müslümanlarca Avrupa'ya getirildi. Bu doğru. Ama sonra Müslümanlar tabii gelenekçi Ortodoks sistemin makası içerisine girdiler ve mahvoldular. Bilim, sanat, estetik, güzellik, her şey yerle bir oldu. Evet, dinliyorum. Dün 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüydü Adnan Bey. Harekat toplamda 18 gün sürüyor. 60 bin kahraman Osmanlı askerin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği harekatın üzerinden 102 yıl geçti. 102 yıl. O olay da tabii çok normal bir olay değil. Yani belli ki askerler orada donacak yani. Isı belli, olay belli yani. Allahu Ekber dağları. Akıl almaz yüksek yerler. Ve eksi 30 derece falan soğuk. Eksi 40 dereceye kadar gidiyor. Bu normalde yapılacak bir şey değil. Yani bunun bir bakılması lazım. Bu niye yapıldı? Bu kafanın mantığı nedir? Yani bu emirleri kim verdi? Neden verdi? Çünkü bir insan dayanacağı bir nokta vardır, değil mi? Tabii. Şimdi sen İstanbullu gençleri alırsın, Allahu Ekber dağlarına eksi 40 dereceye götürürsen, Allah izin gelsin, şehit olurlar çocuklar. Evet. Kaldıramayacağı belli. Yani bunun bir açıklaması yok. Tabii. Adana'dan alıp getirmişsin, İstanbul'dan alıp getirmişsin. Sıcak ortama göre alışmış, hiç soğuk bilmez. Üstü başı da yok. Sırf palto var üstlerinde. Üstüne silah, mühimmatı yüklemişsin. Dağın tepesine çıkarmışsın. Orada bir acayiplik var. Biz bunu araştırmadık. Yani tarihçilerin araştırması lazım. Yani bunun amacı nedir? Ya bile bile neden bu iş yapılmıştır? Allah şehadetlerini mübarek etsin. Şehitlikleri kesin. Ama olayda bir gariplik var. Evet, dinliyorum. Biz de modern İslam dünyasında yaşamak istiyoruz artık Türkiye'de. Bunun için de neler yapılabilir ülkemizde? Bunu sormak istiyorum. Canımın içi, hem yüzün çok güzel, hem sesin çok güzel. Kıyafetin de çok hoş olmuş, bakışların çok hoş.
böyle tutarlı, makul, güvenilir bir insan olduğun hem yüzünden hem ses tonundan hem cümlelerinin akışından anlaşılıyor. Ben bir daha dinleyeyim senin. Biz de modern İslam dünyasında yaşamak istiyoruz artık Türkiye'de. Bunun için de neler yapılabilir ülkemizde? Bunu sormak istiyorum. Canımın içi, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıyla milletimiz